Evet. Şimdi günümüzde televizyonlarda çok sık sık konuşulan bir problem var. Protein diyeti. Protein diyeti bazı mahsurlu durumları var. Onları açıkladıktan sonra isterseniz konuya girelim. Nasıl mahsurlu? 1920'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Las Vegas'ta Hollywood'da mankenler, artistler kaslı gözükmek, dinç, genç, fit gözükmek için çeşitli yöntemler araştırdılar. En sonunda protein diyetini ortaya çıkardılar. Bu nedenle Hollywood diyeti denir, protein diyetine. Protein diyeti nedir? Et, peynir, yumurta gibi hayvansal besinlerle beslenme. Karbonhidrat, sıfır karbonhidrat. Karbonhidratı yani ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, sebze, meyveyi hayattan çıkarma. Tek ayaklı beslenme. Ama bu ileride bir takım sağlık sorunları baş göstermez mi kişide? Tabii, çok tehlikeli. Şimdi bu protein diyetini Doktor Pierre Dukan, Fransız asıllı doktor, biraz değiştirdi, biraz geliştirdi ve aynen dedi ki protein diyeti yapanlar hasta olmayacak, kalp damar rahatsızlığı olmayacak, böbrek yetmezliği olmayacak, şeker hastalığı olmayacak, tansiyon, kolesterol problemi olmayacak. Bir, iki, yani hasta olmayacak kesinlikle. İki, çok yoğun tempolu spor yapacak. Günde 2 saat en az spor yapacak. Çünkü protein, hayvansal besinlerle beslenen kişi de çok yoğun bir asidoz ortaya çıkar. Asitlenir kan. Asidi atmak için kişinin çok yoğun bir tempoyla spor yapması gerekir. Yapmazsa asidoz birçok hastalığı tetikler. Daha sonra bunu Doktor Atkins, protein diyetini kendi adıyla anılan Atkins diyeti diye biraz değiştirdi, biraz geliştirdi. Mesela sonunda doktorun biri de çıktı dedi ki New York'ta bir Türk dönercisinin önünde durarak dönerden akan böyle şırıl şırıl yağları doldurup bardağa içti. Bakın hayvansal yağlar asla hiçbir şey yapmaz. İstediğiniz kadar hayvansal besin yiyin bir şey olmaz dedi. Sonunda adam kalp krizinden öldü. Şimdi aynı tiyatro Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi televizyonlarda seyrediyorsunuz. Karatay diyet diye bir diyet çıkardı. Dün akşam, önceki akşamda da haberlerde vardı. İşte Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi protein ağırlıklı beslenin. Efendim karbonhidratı beslenmeyin. Meyve günde yerseniz bir tane yiyin, fazla yemeyin. Un mamullerini bırakın vesaire vesaire diyor. Fakat yanlış yapıyor. Çünkü detaylı Dukan diyeti, Doktor Pierre Dukan protein diyetini söylerken çok yoğun bir tempolu spor tavsiye ediyor. Bir, hastaların kullanılmasını tavsiye ediyor. İki, Profesör Doktor Canan hanımefendi ise orada mahsurları söylemiyor. Direkt protein şöyle iyi böyle iyi vesaire vesaire anlatıyor. Yani bugüne kadar diğer profesörlerin sakıncalı gördüklerini o sakınca görmüyor. Sakıncalı görmüyor. Tüketin, devam edin diyor. Ancak kendisi de hangi koşullarda hangi sakıncalar ileride ortaya çıkar onu da söylemiyor. Söylemiyor. Yani bu da mahsurun çok önemli iki tehlike içeriyor protein diyeti. Şimdi nedir bu tehlike? Bir, asidoz. İki, homosistin oranının kanda yükselmesi. Buna hiper homosistin anemi denir. İki türlü hastalık ortaya rahatsızlığı tetikler. Bunlar da birçok hastalığı tetikler. Bir, asidoz nedir? Karatay'ın önerdiği şeyi, diyetin Protein diyetiyle. Evet. sakıncalarını söylüyorsunuz değil mi? Sakıncası, iki sakıncası vardır. Bir, protein ağırlıklı beslenen kişilerde yani et, peynir, yumurta yiyeceksin. Karbonhidratı beslenmeyeceksin demek tehlikeli. Neden? Et, peynir, yumurta, yağ. Yağ demek. Yağ aside dönüşür. Yağ asidi aside dönüşür. Kan asitlenir. Kan asitlenirse ne olur? Kanın pH değeri 7,40. Hafif alkalik. Binde ikilik bir kayma. 7,35'e doğru bir asidik ortama doğru hafif kayma hayati tehlikedir. Bu nedenle bu asidin hemen nötrleştirilmesi gerekir. Neyle? Asit kandaki kalsiyumu emer. Kendine bağlar. Asetik tuz oluşur. Nötr bir madde. Bunu
vücudun zayıf noktalarını depolar. Ara dokulara, bağ dokulara vesaire eklemleri oraya bir de şuraya. İleride atmak için. Fakat kişi protein diyetine devam ederse asit, sürekli asitlenme ne olur? Kanda kalsiyum bulamazsa damarların iç yüzeyindeki çok epitel dokudaki içerisindeki dokunun içerisindeki kalsiyumu emer asit. Kendine bağlar. Ne olur? Damarların iç yüzeyinde küçük çentikler oluşur, delikler, açıklar ortaya çıkar. Yani damarları insanın, kişinin mesela bahçenizi sulayacaksın su borusu ama delinmiş sağından solundan su sızdırıyor. Damarlar su yani sıvı sızdırmaya başlar. Kişide ödem oluşur. Bu çentikleri kapatmak için vücudumuz bir tedbir alır. Nedir bu tedbir? Kolesterol. Kalsiyumdan eksikliği nedeniyle ortaya çıkan kolesterol noktaya kolesterolla yama yapar. Damarların iç yüzü yamalı bohça gibi olur. Kişide stres, üzüntü, sıkıntı, gerilim vesaireden dolayı tansiyonu yükselirse ne olur? Damarlar doğal olmadığı için, yapay damar haline geldiği için, yamalı damar, beyin kanaması kalp krizi geçirebilir. Aniden ölebilir. Görüyorsunuz sporcuları hayvansal besinlerle ağır besleniyor. Adam futbolcu ama futbol sahasında düşüp ölebiliyor. Gidiyor aniden. Peki hocam, dönüşümle devam edeceğiz. Arada bir telefon da